Hangi gök cisimlerini biliyorsunuz? Ay, yıldız, güneş, gezegenler. Asteroit kuşağı. Sence gökbilimciler, güneş sistemini araştırırken gezegen ve uyduların dışında neden asteroitleri de inceler? Gezegen olamayacak kadar küçük, üstelik biçimsiz küçük parçalar olan asteroitler bize güneş sisteminin sırlarını açık edebilir mi dersin? Bu kaya parçalarının milyarlarca yıl önce oluştuğunu düşünürsen, evet. Haydi gel, uzayın bu gizemli gök cisimlerini birlikte tanıyalım. Asteroit nedir? Güneş sisteminde gezegen ve yıldızlara ek olarak küçük kaya, buz ve metal parçacıkları bulunur. Bilim insanları asteroit denilen bu gök cisimlerinin gezegenlerin oluştuğu dönemden kalma olduklarını düşünüyor. Asteroitler de tıpkı gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönerler ama gezegen olarak nitelendirilecek büyüklükte değillerdir. Asteroitler gezegenler gibi düzgün biçimli değillerdir. Uzaydaki küçük parçalar yüzeylerine çarptığından üzerleri kraterlerle kaplıdır. Bu çarpışmalar çok sert olursa asteroit parçalanıp yok olabilir. Güneş sisteminde nerede? Güneş sistemini incelediğinde Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede asteroitlerin bir kuşak oluşturduğunu görebilirsin. Toplamda var olan tüm asteroitlerin 4'te 3'ü bu asteroit kuşağında yer alır. Geri kalan asteroitler ise başka gezegenlerin çekiminde Güneş'in etrafında dönmeyi sürdürür. Bazı asteroitlerin yörüngeleri onları Dünya'ya çeker. Bunlara Dünya'ya yakın asteroitler denir. Ya Dünya'ya çarparlarsa? Dünya'ya yakın asteroitler gezegenimize çarpabilir. Fakat asteroitler genelde çok küçük olduklarından Dünya'nın atmosferinde yanarlar. Eğer çarpan parça çok büyükse ağır bir hasara yol açabilir. Örneğin bilim insanları 65 milyon yıl önce Dünya'ya 16 kilometre çapında bir asteroitin çarptığını düşünüyor. Bu asteroit Dünya'nın iklimini değiştirerek o dönemde yaşayan bitki ve hayvanların büyük bir bölümünün soyunun tükenmesine yol açtı. Dinozorların soylarının da bu dönemde tükendiği düşünülüyor. Yakın zamanda herhangi bir asteroidin Dünya'ya çarpması söz konusu değil. Gökbilimciler bu tehlikeye karşı Dünya'ya yakın tüm asteroitleri sürekli olarak gözlemliyorlar. Atlas Çocuk Dergisi. Kısaltılmıştır. Metni sesli ve sessiz okuyunuz. Okuduğunuz metnin türü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düz yazı ve bilgilendirici metin. 1. Etkinlik. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Hangi gök cisimlerine ait olduklarını altlarına yazınız. Güneş, ay, yıldız, gezegen. 2. Etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Gökbilimciler neler hakkında araştırma yaparlar? Güneş sistemi, gezegenler, uydular ve asteroitleri incelerler. Asteroit nedir? Güneş sistemindeki küçük kaya, buz ve metal parçalarıdır. Asteroit ile gezegenlerin ortak özellikleri nelerdir? Tıpkı gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönerler. Güneş sistemindeki asteroitlerin büyük bir bölümü nerede yer alır? Tüm asteroitlerin 4'te 3'ü Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır. Asteroitler, Dünya'ya zarar verebilir mi? Neden? Dünya'ya yakın asteroitler gezegenimize çarpabilir. Fakat asteroitler genelde çok küçük olduklarından Dünya'nın atmosferinde yanarlar. Eğer çarpan parça çok büyükse ağır bir hasara yol açabilir. Gökbilimciler neden sürekli asteroitleri inceler? Gökbilimciler asteroitleri, Dünya'ya çarpma tehlikesine karşı sürekli gözlemliyorlar. 3. Etkinlik. Güneş sistemi konulu bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri aşağıya yazıp, görsellerle destekleyerek bir sunum hazırlayınız. Güneş sistemi, Güneş'in çekim gücü sayesinde onun çevresinde dolaşan gezegenleri, uydularını, yıldızları ve göktaşlarını kapsayan bir topluluktur. Güneş sisteminin çoğunluğunu Güneş oluşturur, daha sonra da Jüpiter oldukça bir yer kaplamaktadır. İçeride bulunan 4 küçük karasal gezegen daha çok kayalar ve metalden oluşan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Diğer dört büyük gezegenden Jüpiter ve Satürn gaz kütleleri iken, Uranüs ve Neptün ise daha yüksek erime noktası olan maddelerden oluşmuşlardır. Bu gezegenler Güneş'e olan sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Dördüncü etkinlik. Metindeki özel adları ve tür adlarını listeleyiniz. Özel adlar. Güneş sistemi, Güneş, Mars, Jüpiter, Dünya, tür adları. Asteroit, uzay, gezegen, uydu, yıldız, dinozor. Beşinci etkinlik. Paragrafı, yazım ve noktalama hatalarını düzelterek tekrar yazınız. Güneş sistemini incelediğinde Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede asteroitlerin bir kuşak oluşturduğunu görebilirsin. Toplamda var olan tüm asteroitlerin 4'te 3'ü bu asteroit kuşağında yer alır. Geri kalan asteroitler ise başka gezegenlerin çekiminde Güneş'in etrafında dönmeyi sürdürür. Bazı asteroitlerin yörüngeleri onları Dünya'ya çeker. Bunlara Dünya'ya yakın asteroitler denir. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Kaya, buz veya metal parçacıklarından oluşan gök cisimlerine asteroit denir. Asteroitler de gezegenler gibi Güneş'in etrafında döner. Güneş sisteminde Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında asteroit kuşağı bulunur. Asteroitler küçük olduklarından Dünya'nın atmosferinde yanar. 7. etkinlik. Metinden eş ve zıt anlamlısı olan sözcükler belirleyiniz. Bunların eş ve zıt anlamlılarını tablodaki yerlere yazınız. Eş anlamlı kelimeler. Tıpkı, aynı, etraf, çevre. Biçim, şekil, bölüm, kısım. Küçük, ufak, gizemli, esrarengiz. Sürekli, devamlı, zıt anlamlı kelimeler. Küçük, büyük, sert, yumuşak. Dış, iç, yok, var. Yakın, uzak, çok, az. Tükenmek, artmak. 8. etkinlik. Aşağıdaki şiiri kendi yazı stilinize göre aşağıya yazınız. Gökler. Güneş batsa olsa akşam, şu gökleri seyre dalsam. Kandilleri hemen yansa, pırıl pırıl olsa sema. İ hakkı talas. Kısaltılmıştır.